Merhaba sevgili dostlar. Yay dolunayına hoş geldiniz diyorum. Evet, dolunaylar bitişlerin, netice aldığımız düşüncelerimizin ve eylemlerimizin sonuçlarının ortaya çıktığı zamanlardır ve biz hangi konularda alacağız ve hangi alanlarda, özellikle yay burcu dolunayı demek, yüksek eğitim, felsefe, uluslararası organizasyonlar, kimi zaman seyahat, bu konularla ilgili daha önceden yapmış olduğumuz eylem veyahut niyetlerimizin sonuçlarının ortaya çıkacağı bir dolunay yaşayacağız ve bu hangi evde yaşanıyor? Çok güzel, aile hanemizde, köklerimizle ilintili olacak bu. Aile ile ilgili ve kariyerimizle ilgili durumların daha çok söz konusu olduğu bir zaman dilimine giriyoruz. Dolayısıyla köklerimizle ilgili miras pozisyonları olabilir. Bu konularla ilgili bir takım sonuçlar alabiliriz. An haritasında Başak Burcu yükseliyor. Demek ki bizim zihinsel olarak, görevli olarak hizmette nerelerde hizmet etmemiz gerekiyor? Nasıl daha duru ve kabule geçmeliyiz? Bu konularda bizim bir tavır almamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir inceleyelim isterseniz. Neler getirecek bu dolunay bize? Burçlar bazında inceleyelim. Sevgili Koç burçları, sizler bu dolunayı 9. evinizde, yani uzak destinasyonlar, seyahatler, uluslararası işler, belki de eğitimle ilgili durumlarınızda bir radikal karara varıp bu konularla ilgili eyleme geçeceksiniz. Hanenizde, para hanenizde güzel bir sürprizler var. Bunlardan yana sevinebilirsiniz. Aynı zamanda işinizle ilgili hali hazırda yapmış olduğunuz projeler ve neticeler doğrultusunda bir takım sıkıntılar var. Fakat yakın çevre ve kardeşlerinizden yana projelerde yeni bir imzalar, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Belki bir ev kiralayabilirsiniz. Veyahut iş yeri, kendinize bir ofis yeniden dizayn edebilirsiniz. Böyle bir süreçlerin içerisine geçiyorsunuz. Bu arada dikkat etmeniz gereken şey, kariyerinizle ilgili tam bırakıp koy da verebilirsiniz. Yeni bir işe sıfırdan da başlayabilirsiniz. Yahut geçmişteki projeleriniz, geçmişteki daha önce gelen fırsatlar tekrar önünüze gelebilir. Bunlara dikkat edin diyorum. Evet sevgili koçlar, ani sürprizlere açık olun. Biraz hassassınız deneyimlediklerinizden dolayı. Kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Biraz alınganlığınız söz konusu. Ancak bunların hepsi geçici bir süreç. Bunu bir öğreti olarak algılamalısınız. Zor bir süreçten geçiyor gibi gözükseniz de aslında hanenize yenilikler var. Bu yenilikleri görmenizi ben tavsiye ediyorum size. Evet sevgili boğalar, sizler bu yeni ayı başkalarından alacağınız kazançlar, kurumlarla ilgili ödemeler, sigorta, SGK bunlarla ilgili alabilirsiniz. Burada ani masraflar söz konusu olabilir, beklenmedik borçlar çıkabilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var diyorum. Lütfen bu dolunayda bunlara dikkat edin. Para hanenize geldiği gibi çıkabilir de o açıdan temkinli olun derim. Ortak alanları paylaştırdığınız arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla daha düzgün bir şekilde iletişime geçmenizi şiddetle öneririm. Hanenizde bir sürprizler var bu zaman dilimi içerisinde.
aniden gelen akrabalarınız söz konusu olabilir. Ayrıca para fırsatları olabilir. Bunları değerlendirin diyorum. Evet, sevgili boğalar, önümüzdeki yükseleni boğa ve ay burcu boğa olanlar, bu konularda deneyime tabi tutulacaksınız. Evet sevgili ikizler, sizler bir dolunayı ortaklıklar ve ikili ilişkiler, evlilik hanenizde deneyimleyeceksiniz. Belki duygularınızı çok fazla abartacaksınız. Yahut hanenize kısmet var diyebilirim. Eğer aşk yoksa yahut evlilik teklifi bekliyorsanız yakın zamanda böyle bir teklif alabilirsiniz. Ödemelerinize dikkat diyorum. Özellikle kredi kartı harcamalarınıza dikkat. Ekstra borçlanabilirsiniz. Ayrıyetten kurum vergileri, eğer işletme sahibisiniz, kurum verginize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu arada bir takım aşkla birlikte fırsatlar da önünüze çıkıyor. İş fırsatları da çıkıyor. Bunları da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili ikizler, güzel bir yaz ortası ve Temmuz'u yaşayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum size. Evet, yükseleni yengeç, burcu yengeç ve ay burcu yengeç olanlar, sizler günlük yaşam alanınızda, bu sağlık alanınızda bu dolunayı deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük yaşamınızda da bazı konuları çok abartmadan normal bir şekilde karşılamanız gerekiyor. Özellikle eşler, dostlar, ikili ilişkiler, iki komünikasyona girdiğiniz, işle ilişkiye girdiğiniz kimler varsa zıtlaşmamayı, otoriteyle zıtlaşmamayı, birbirinizin huyuna ve suyuna gitmeyi ben size tavsiye ediyorum. Burada dikkat edilmesi gereken gene bir nokta, yine ortaklıklar, yine ikili ilişkileriniz, evliliğinizle ilgili kırıp dökmeden birbirinizi şifalayın, ilişkinizi şifalayın diliyorum. Ve fırsatlar var, gruplardan yana, derneklerden yana, arkadaş çevrenizden yana güzel feedbackler, geri dönüşümler alabilirsiniz. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bilinçaltınızda lütfen çalışırken kendinizi bir güneş gibi parlak, kendi kıymetinizi bilerek, bolluğun, bereketin kendinizde olduğunu hissederek düşünmenizi ve hareket etmenizi tavsiye ediyorum sevgili yengeçler. Evet, önümüzdeki ay sizin ayınız olacak. Temmuz ayı. Şimdiden bununla yeni yaş döneminize hazırlıklı olun diyorum. Evet, sevgili aslanlar, yükselen aslan, ay burcu aslan olanlar, sizler aşk hayatında çok güzel bir zaman geçireceksiniz. Benim size naçizane tavsiyem, artık özellikle sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, ikincisi yemenize, içmenize dikkat edin. Herhangi bir şekilde rahatsızlanabilirsiniz. Üçüncüsü, günlük eğer yanınızda çalışan kişiler varsa geçmişten yapmış olduğunuz çıkarım ve deneyimler doğrultusunda doğru bir şekilde hareket ederseniz eğer, gerçekten çok daha sağlıklı bir dönem sizi bekliyor. Agresyonu olmayacak, daha sakin olacak bir dönem bekliyor. Zihinsel olarak biraz kendinizi depresif hissediyorsunuz. Bunu da bilinçaltınızdaki bu olumsuz gerginliği meditasyonla yahut tefekküre girerek, bir takım kısa kısa seyahatler yaparak değerlendirirseniz sizin için gerçekten çok daha iyi olacağına inanıyorum. Aynı zamanda sürpriz bir şekilde kariyerinizle ilgili kazançlarınız da söz konusu. Evet, şimdi gelelim sevgili başaklara. Sevgili başaklar, sizler dördüncü evinizde, yani aile evinizde bu dolunayı deneyimleyeceksiniz. Bu dolunay sizde ailenizle ilgili bir takım sıkıntılı süreçleri başlatabilir yahut bitirebilir de. Dolayısıyla bu konularda bir ışık var size. Burayı bir aydınlatacak. Kariyerinizle ilgili güzel bir başlangıçlar söz konusu. Yani terfi bekliyorsanız terfi alabilirsiniz. Yükselme bekliyorsanız yükselme alabilirsiniz. Aynı zamanda yapmış olduğunuz
çocukla ilgili bir takım tüp bebek veyahut onlarla ilgili çalışmaların da neticesini alabileceğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Dolayısıyla güzel bir dönem. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aşk hayatınıza gelince, aşkla ilgili de aniden bir bitişin peşi sıra yeni başlangıçları da hazırsınızdır. Eğer var olan bir ilişkiniz varsa da onunla ilgili kısa kısa tartışmalar, durumlar söz konusu olabilir. Fakat sürprizlere hazırlıklı olun. Eşiniz, partneriniz size bir seyahat organizasyonu yapabilir ve siz çok mutlu olabilirsiniz. Böyle de bir durum söz konusu. Sevgili terazi burçları, sizler üçüncü evinizde bu yeni ayı deneyimleyeceksiniz. Zihinsel sürecinizde gayet rahat ve dinamik olacağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz, aynı zamanda kardeşlerinizle ilgili, yakın akrabalarınızla ilgili bir takım neticelerin alacağınız bir dönem söz konusu. Özellikle yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız varsa burada da bir başlangıçlar daha önceden yapmıştınız. Bu başlangıçların da devamının geleceğini ve bunlardan da bir kazanç sağlayacağınız söz konusu. Ortak sürpriz ortaklıklara ve bu ortaklıklardan alınacağınız, sevineceğiniz haberler ve kazançlar durumu olabilir önümüzdeki günlerde. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Evet sevgili akrep burçları, sizler maddi ve manevi alanda para hanenizde bir başlangıç yapıyorsunuz. Demek ki para hanenize giriyor. Yeni fırsatlar, iş fırsatları, iş olanakları kendinize açabilirsiniz ve rekabet ortamında firmanız daha ön plana çıkabilir. Diğer müşteriler sizi talep edebilirler. Böyle bir durum söz konusu. Sosyal medyayı, uluslararası platformu daha çok ön plana koyup uygulayabileceğiniz bir takım fırsatları değerlendirin derim. Bu arada yakın çevrenizle ilgili, arkadaşlarınızla ilgili, kardeşlerinizle ilgili bir takım sıkıntılı süreçler olabilir. Fakat bunları dikkate almayın. Ben derim ki ilerlemeye devam edin. İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda yeni yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Lütfen bunları da değerlendirin. Evet sevgili yay burçları, sizler bu dolunayı kendi hanenizde yaşayacaksınız. Demek ki size yaz güzel geliyor. Bu yaz siz bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaların neticesini alacaksınız. Kendi yönetici gezegeniniz hanenizde. Dolayısıyla retro bile olsa geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar ayağınıza geliyor. Duygu bazında yepyeni bir siz yaratıyorsunuz. Almış olduğunuz radikal kararlar doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Bazılarına evlilik var, bazılarına nişan var, bazılarınıza da aşk var. Hem de gözünüzün önünde olan bir aşk, bir arkadaşlık aşka dönüşebilir. Bundan yana çok mutlu olabilirsiniz. Aynı zamanda ailevi ilişkilere dikkat, duygusal boyutta birazcık kırılabilir, darılabilirsiniz. Para ile ilgili durumlarda daha temkinli, daha düzgün bir şekilde hareket etmeniz ve zaman içerisinde kazançlarınızı daha iyi alabileceğiniz durumlar söz konusu. Evet, gelelim Oğlak burcuna. Sevgili Oğlaklar, sizler bu dolunayı bilinçaltı hanesinde kendinizi kısıtlandığınız zaman dilimi de yaşayacaksınız. Yani bazı hayatınızla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili, büyüklerinizle ilgili, otoriteyle ilgili, patronunuzla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili bir takım bitişler, bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir ve siz bilinçaltınızda bütün bunları değerlendirdiğinizde hem ferah hem de sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Yalnız bunların geçici olacağına inanın. Bu dolunay size bir takım sarsıntılar getirse bile hayatınızda aslında çok güzel fırsatları da öne açıyor. Çocuklarınızdan yana sevinebilirsiniz, aşk hayatınızdan yana sevinebilirsiniz. Aileyle ilgili, hanenizle ilgili
bir takım ev sahibi olabilirsiniz. Ev fırsatları gelebilir, karşınıza çıkabilir. Bunları da değerlendirmenizi ben size gerçekten tavsiye ediyorum. Evet sevgili kovalar, bir yönetici gezegeniniz Boğa burcunda ve önümüzdeki 7 yıllık süreç içerisinde de burada olacak ve şu anda Boğa'da sizin yakın çevre, yakın kardeş ve akrabalarınızın olduğu hanenizde. Dolayısıyla burada güzel başlangıçlar, yani iletişim içerisine girebilirsiniz. Dargın olduğunuz insanlarla barışabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Arkadaş ortamlarında, grup çalışmalarında, dernek çalışmalarında daha ön plana çıkabilirsiniz. Size de aşk var. Bu aşktan yana, çocuklardan yana gerçekten mutlu olabileceğiniz bir takım süreçler var. Kariyer alanınızda kaçırmış olduğunuz fırsatlar tekrar tekrar önünüze geliyor. Lütfen bunları değerlendirin ve bunlardan yapacağınız çıkarımla gerçekten hanenize, aile hayatınızda, parasal konularda da bir yükselme durumu söz konusu. Evet, gelelim son burcumuz Balık burcuna. Sevgili Balık burcu, yükseleni Balık ve Ay burcu Balık olanlar, sizler bu yeni ayı kariyer alanınızda deneyimleyeceksiniz. Kariyer alanınızda biraz daha ön plana çıkacağınız bir zaman dilimini yaşayacaksınız. Geçmişte deneyimlediğiniz üzüntü ve sıkıntıları bir kenara bırakıyorsunuz ve şimdi tamamen kariyerinize odaklanıyorsunuz ve hem kariyer hem iş hayatınızda bir sinerji oluşuyor ve kendinizi gerçekten daha iyi hissedeceksiniz. Yakın çevre ve akrabalardan alacağınız fırsatlar var, paralar hanenize giriyor ve maddi olarak da bir takım sürprizleri yaşayacaksınız. Demek ki Balık burcu size artık havada karada ölüm yok diyorum. Yazınız çok güzel geçsin diyerek bu dolunayın güzel geçmesini, güzel sonuçlar almanızı her burç için diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.